hidrolik enerji üretiyorsunuz. Evet. En basit tabiriyle. Evet. Değil mi? Şimdi biraz anlatır mısınız bize bu yeşil enerji nedir? Hidroelektrik santrali nedir? Burada siz ne yaparsınız? Biraz da böyle halk diliyle anlatın bize. Böyle hidroelektrik enerji deyince böyle çok karmaşık cümleler kuruluyor şu falan. Kafa gidiyor. Evet. Bize basit cümlelerle halka anlatın. Nedir bu ve ne yaparsınız burada? Evet. Teşekkür ederim. Hidroelektrik santrali aslında şöyle bir genellemeyle başlayabiliriz. Enerjiyi iki türlü değerlendirmemiz mümkündür. Bir tanesi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji. Diğeri de yenilenebilir olmayan. Yenilenebilir kapsamında güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal ve biyokütle kısmen de dalga şeklinde üretilen enerjiyi kastedebiliriz. Bunun içerisinde hidroelektriğin durumu şudur. Su kaynaklı bir enerji üretimi olarak tarif edebiliriz. Temelde suyun varlığı ve belli bir düşü ve hızla beraber bunun potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü olarak düşünebiliriz. Düş ne? Düşü dediğiniz suyun giriş ve çıkışı arasındaki kot farkı. Kardeş hocam iyi ki teknik demedik. Daha nasıl teknik anlatılırdı bilemiyorum. Evet. Devam edin buyurun. Evet. Dolayısıyla burada su varlığı üzerinden üretilen bir elektrikten bahsediyoruz. Fosil kaynaklardan üretilen enerjiler genelde termik olarak adlandırılan petrol, doğalgaz ve kömür kaynaklı enerji üretimleri, elektrik üretimleridir. Bunlardaki problem genelde toplumdaki algı karbon salınımının olması. Yani bunların içerisinde olan karbon ve hidrojenin üretim esnasında açığa çıkması, doğaya salınması ve bunun türevi olan etkiler. Bunların da kuraklığa neden olması. Hidrolik, rüzgar, güneş tarzı enerji üretimleri ise bu tarz bir etki yaratmamaktadır. Ancak bütün hidrolik tesisleri tek bir kapsam altında değerlendirmemiz kuşkusuz mümkün değildir. Çünkü bunun çevre etkilerinin sınırlı olduğu projeler olmakla birlikte daha çevreye duyarlı olmayan projeler de olabiliyor. O bunlar yerel durum. Bunlar çevreci olarak adlandırabiliriz.